Onur Erim hoş geldiniz. Hoş Onur Bey yine biraz kampanya meselesi e, odaklı gideceğim. 2023'e doğru artık de mesela bugün Necati Özkan, Ekrem İmamoğlu'nun eski kampanya direktörü dikkat çeken bir yazı yazmış muhalefete uyarılarda bulunmuştu. Artık adayı açıklamalılar, kampanya bir an önce <laughs> başlamalı e, ve iyi mi gidiyor kötü mü gidiyor bunu test edecek zamanımız olmalı diye muhalefete uyarılarla dolu bir yazı yazmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan artık 2023 kampanyasına start mı veriyor? Bir akşamda bu akşam iki, iki kez konuşmasından hareketle de aslında dikkatimi çeken bir nokta bu. Ee, bunu söyleyebiliriz. Dış politika, ekonomide seçmenine işte Türk lirasına dönün, bu gemi bizim gemimiz bu batmasın çağrıları yaparak dış politikadaki başarılardan söz ederek. Bir de belki Suriyeli sığınmacılar konusunda belki Suriye ile ilgili bir adım atarak mı gidecek 2023'e? Bugünkü mesajlarından siz neler anlıyorsunuz? Yani bu kısmı tabii çok daha yakın ve uzun zamandır bana göre en azından <laughs> takip ettiği için Hasan Bey daha iyi bilir. Daha iyi analizler bu söyleyeceğim ama benim anladığım Sayın Erdoğan'ın siyasi hayatında zaten seçim çalışması hiçbir zaman biten veya bitmeyeceği, bitmediğini söyleyen bir siyasetçi. Yani İlla seçime 3 sene veya 3 ay kalmış Sayın Erdoğan'ın siyasi bakışıyla, yöneticiliğe bakışıyla pek bağdaşmıyor. Dolayısıyla Sayın Erdoğan sadece bunları söyledikten sonra artık seçim satım haline girdik mi dersek belki çok doğru bir tespit olmaz ama... Hı, fiziksel bu olarak da artık yani 9 ay var ve... Niye... Gayet de doğaldır. Hı hı. Bir de şöyle bir durum var. Ülkemizi, vatandaşlarımızı uzun zamandır etkileyen ekonominin hı hı. kötü gidişatı Muhakkak e, ülkenin başındaki Cumhurbaşkanı'nın da zaman zaman veya, veya sık bir şekilde kötü zamanlarda bu şekilde halkımızı e, hazırlaması, moral vermesi gayet de doğal bir süreçtir. Ve tabii ki bunun da seçimlerin artık 9 ay mı 10 ay mı kaldı, e, kalmış olması da büyük bir alakası vardır. Bu gayet doğal. Tabii biz e, ters e, karşı tarafta, muhalif tarafta henüz seçimlerle ilgili hiçbir somut bir şey göremediğimiz için belki birazcık yadırgıyoruz acaba hani ya da yadırgayabiliriz acaba biraz erken mi başladı diye. Bence doğal bir süreç. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da siyasi e, siyaseti yapış tarzına çok uyumlu bir e, bence davranış. Peki vatandaşlarımızı mevduatta Türk Lirası'na dönmeye davet ediyorum dedi. AK Parti tabanında karşılık bulur mu? Yoksa herkes enflasyona karşı kendisini korumayı mı tercih eder? Bunun mal yani maalesef diyorum çünkü böyle anlaşılabiliyor. Dediğinizde çok haklısınız. Bunun AK Parti tabanına bir yok. Bunun Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşları Hakikak, sonuçta, bir alakası Muhakkak ama sonuçta Cumhurbaşkanı böyle bir talepte bulunduğunda e, buna ilk karşılık verecek, vermesini bekleyeceğimiz kesinlikle AK Parti tabanı bir şekilde. Ben e, ekonomiyle ilgili her türlü çağrının, istenilenin e, veya işte e, tavsiye edilenin e, vatandaş açısından, vatandaş e, tepkisi açısından ile hiçbir alakası olacağını düşünmüyorum. Yani bir AK Partili Cumhurbaşkanı bunu söyledi diye... E, ...vatandaş AK Partili olduğu için veya Sayın Cumhurbaşkanı'na duyduğu... E, ...güzel hisler için böyle yapacağını düşünmüyorum. Yani e, birçok bununla ilgili çok da hoş olmayan e, bir söz vardır ama... ...sonuçta paranın dinamikleri farklıdır. Bunun AK Parti ile MHP ile Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti ile bir alakası yoktur. Eğer vatandaş hangi partiden olursa olsun işine gelirse... ...şu günde gördüğümüz gibi... Eğer Türkiye'deki uzak ara yani yarıya yakını Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanı destekliyorsa e, ve de Türkiye'de halen 250 milyar dolar civarında Türk mudilerin doları varsa bu zaten bu dediğimi en büyük delalettir. Yani Şimdi, daha önce e, bu kur korumalı mevduat da çıktı. Evet biraz teveccüh gördü ama sonuçta hala döviz mevduatlar ciddi oranda duruyor. Çünkü evet. vatandaş kendini enflasyona karşı korumak istiyor. Böyle bir refleksi var. Yani demek ki paranın partisi yok. Para gideceği, en sevdiği, en sağlam gördüğü, en huzur bulduğu yere gidiyor. En çok getirisi olduğunu düşünen. Şimdi buna da şöyle bir örnekle destekleyelim. Şimdi Türkiye'nin bu yılki cari açığı büyük çapta enerji fiyatlarından dolayı 50-60 milyar dolar gözüküyor. Belki biraz fazla olur, belki biraz az olur. Bu da demektir ki Türkiye'nin önümüzdeki yıl içerisinde ...bir şekilde finanse etmesi gereken ekstra efor sarfederek ederek rakam aşağı yukarı bu. Şimdi bir taraftan da muhalefetten çok duyuyoruz bunu. Yanlış da bir cümle değil. Diyorlar ki işte Sayın Erdoğan bir 50-60 milyar dolar sıcak para getirecek. <laughs> ee, ve bu işte ekonominin çarklarının ki bütün dünyada bu arada ciddi bir resesyona giriş tehlikesi var. Yüksek enflasyonun da dünyanın tamamında olduğu gibi çok doğal sonucudur bu bir süre sonra. Ee, ve diyorlar ki işte Türkiye rahatlayacak. Sayın Erdoğan da seçime rahat girecek. Bu arada şeye bakıyorum. Merkez Bankası Başkanı da sıcak gelen yeni dolardan bahsetti. Merkez Bankası rezervlerinde son üç haftadır bir artış da var. Hatta Rusya kaynaklı mı diye konuşuyoruz. Kaynağını da merak ediyoruz. Evet. Rusya Böyle bir sıcak vardı. para gelirse yani 50-60 milyar dolar. Ekonomi toparlar ve seçime giderken dengeler Cumhur İttifakı lehine dönebilir mi? E hesap ortada. Şimdi orada ekonomiden çıkıyorsunuz, matematiğe giriyorsunuz. Sattığınız, beli... Şimdi, cari açık ne demektir? Sattığınız, <laughs> aldığınız, sattığınızdan fazla. E bu sefer de aradaki fark sizin borcunuz <laughs> ve de dolar bazında borcunuz. Siz bunu finanse edemediğiniz sürece veya maliyetli olarak finanse ettiğiniz sürece ne oluyor? Döviz <laughs> artıyor. Ne oluyor? Enflasyon artıyor. Peki siz bunu finanse ederseniz ne olur? Bu problem büyük çapta ortadan kalkar. Çok büyük çapta. Peki artıya geçerseniz ne olur? Yani ihracatınız fazla rakam vermeye başlasa ithalata göre ne olur? Bu sefer paranızın değeri artar. Yani dolar, dolar düşmeye, düşer. Yani enflasyon düşmeye başlar. Şimdi bunu şu açıdan söylemiyorum. İşte aman bunu dış güçler yaptırdı yaptırıyor veya işte devletin, hükümetin yaptıkları doğruydu değildi. Bu açıdan söylemiyorum. Bir anlığına şunu söyleyin. Şunu düşünün. Evet Türkiye'nin bu seneki yani fazla para ihtiyacı 50-60 milyar dolar civarında. Bunu da matematik söylüyor. Bu bir yorum değil. <laughs> bir an düşünün. Bunun 5 katı bizim bankalarda yatıyor. Ve biz bir şekilde hmm. bir şekilde bu parayı TL'ye çevirip kendi finansman ihtiyacımızı kendi öz paramızla karşılayamıyoruz. Şimdi ben burada oturabilirim. Hani bazıları beni e, tırnak içinde yandaş zannediyor derler ki işte ben açıklarım bak işte dış güçler bize böyle bir oyun oynadı işte faizi şöyle yapıyor, enflasyonu böyle yapıyor ki para Türk'ün Türklerin kendi ülkelerindeki kendi paraları dolarda dursun ki ülke kendini finanse edemesin diye veya Güney Amerika tarafına geçebilirim bir soldaş gibi görmeye başlar insanlar derim ki bu tamamen hükümetin hatası. Hayır ben her zaman yani kullandığım bir replik var Türkiye ne e, yandaş kastelerin çözür e, Evet yandaş gazetelerin e, karşı tarafının teyimiyle Türkiye böyle İsviçre ayarında bir ülke ne de soldaş gazetelerin bahsettiği gibi Uganda ayarında bir ülke Türkiye her ikisi de değil Türkiye'deki bu problemin sebebi Tabii ki hükümetin yaptığı veya yapmadığı veya eksik veya yanlış yaptığı hatalar var ama bunun yanında bunun oranlarını tartışırız dışarıdaki e, ekonomik güçlerin Amerika başta olmak üzere Amerika bunu resmen de deklare etti. Hatta Cumhurbaşkanı kendi başkanların ağzından deklare etti. Türkiye olan bir takım saldırıları da var. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın gemi batarsa hepimiz diyen yani tabii ki bu doğru. Olur, sözüm. Bunun içerisinde birçok faktör var. Sayın Cumhurbaşkanı çok haklı olarak siyaset yapıyor. Bunun suçunu büyük çapta Türkiye'nin dışarıda maruz kaldığı net olarak bu bu da yorum değil. Dışarıda kaldığı negatif ve düşmanca tavra bağlıyor, bağlıyor olabilir. Ben de bağlıyorum. Belki Sayın Cumhurbaşkanı kadar ağırlık vermiyorum. Hani diyebilirim ki bunun %50 hatası hükümette veya %70 hatası hükümette ama %30 hatası, %50 hatası da bu dışarıda bize karşı olan hasmihane duygularla alakalı. Ve açık ve net yapıyorlar bunu. Programımızın ismi gibi. Yani bunu gizli saklı da yapmıyorlar. Ama ben muhalefet gibi vay efendim sen şunu yaptın, bunu yaptın, şöyle yaptın, bütün hata. Bunu da söyleyemem. Çünkü ne rakamlar ne de elimizdeki gerçekler bize bunu göstermiyor. Sayın Cumhurbaşkanı burada e, bir şey kullanmış olabilir mi? Bir e, siyasi bir söylem. Evet doğru. Haksız da değil. Çünkü Altılı Masa'nın en büyük partisi ve Türkiye'nin ana muhalefet partisi genel başkanı defaten dedi ki ben geldiğimde başta dış politika her şeyi 180 derece döndüreceğim. Bu kendi lafı. Yani Türkiye'nin şu an çok doğruları yaptığını inanabilirsiniz. Ben genelde özellikle dış politika ve ekonomide nispeten doğruları daha fazla yaptığını düşünüyorum. Veya muhalif olarak tam tersini düşünebilirsiniz. Ama mesela son Suriye politikasıyla ilgili de Sayın Kılıçdaroğlu destek açıklaması yaptı. Doğrusu budur dedi. Ya yani Esad'la görüşmek Yanlıştan dönüldü var. dedi. Evet. Şimdi, e, yani o çok tabi uzun bir konu da... E, o konuya da ya çok da girmek istemiyorum. çünkü çok Yani şunu zaten. demek istedim. E, muhalefetin 180 derece döndüreceğiz dediği bazı noktalara zaten iktidar seçimden önce dönmeye başladı aslında. O doğrultuda. ya yani Mısır, nereden Suriye. Nereden baktığınıza bağlı. Peki. Çünkü şöyle şunu demek istiyorum. Tamam. Ben çok Türk-Amerikan ilişkilerinden nereden bakıyorsunuz? Nereden baksanız siz bugün bu pozisyonda olmasaydınız Muhalefetin dediğini yaptı demeyi mi hayır, doğru Hayır hayır yani hayır. Siz bugün için Türkiye yaptı olarak mi? Doğru o pozisyonda olmasaydınız Acaba karşı taraf bu duruma gelir miydi? Bu şey bakın Esad tarafından gelen ilk açıklama Türkiye ile kayıtsız ve şartsız masaya oturmaya hazırız açıklamasıdır. İlk açıklama bir iki hafta evvel. Ee, bu pozisyona gelmek ve bu pozisyona kalmak kolay değil. Size çok net bir örnek vereyim. Kimse bunu tartışmıyor. Bundan dört ay evvel deseylerdi ki e, Merkez Bankası toplantısı her ay oluyor değil mi? Yanlış bilmiyorsunuz. Evet. 4 ay evvelki toplantıda deselerdi ki dolar o zaman herhalde 15-16 filandı. Merkez faizi bir puan düşürecek. O tartışmasız maalesef e, iktisattan bence çok kopan bazı e, şey popüler tiplerin hepsinin sosyal medya açıklaması şu olurdu. Bir puan eksiltirse merkez faizi dolar 5 lira artardır. Bugün biz 4-5 ay evveline göre çok daha kırılgan bir pozisyondayız. Merkez faizi bir puan indirdi. Dolar göreceli olarak oynamadı bile. Çünkü son 3 haftada 15.4 milyar dolar artış var Merkez Bankası Niye geldi? rezervinde. Demokrasimiz çok kötü, insan hakları çok kötü, hukuk sistemi yerlerde... Niye geldi bu para? Peki. Bunları konuşalım. Bu